Her şey kuşatan Allah yücedir. Kuşkusuz kesin dönüş onadır. Her şeyden haberdardır. Onu kuşatmadığı hiçbir şey yok. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühennâsü kad ce'etkum mev'izâtum min rabbikum ve şifâun limâ fissudûri ve hudav ve rahmetun lilmü'minîn. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Ey insanlar! Şüphesiz ki, şüphe yok ki size bir öğüt, Rabbinizden bir öğüt ve gönüllerdeki şeylere şifa ve hidayet, müminler için hidayet ve rahmet geldi. İnşallah ki size de ki Allah'ın lütfu ve rahmetiyle işte bunlarla ferahlanın. O daha hayırlıdır topladığı o şeylerden. Allah'ın rahmetiyle ferahlanın. Şimdi sizi inşallah ki üzerinize yüklediğiniz bir sürü. Bugün sünnet en basit haliyle sünnet adı altıyla bir namaz kılınıyor ve kesin bir şekilde insanların çoğu bunu resmen kendisine zulüm olarak yüklemiş durumda. Yani Rabbimiz bize farz olan namazları kılacağız. Diğer fazladan nafile namazlara da tüm namazlara Rabbim sana boyun eğmek, teslim olmak, senin rızanı kazanmak için bütün gönlümle, kalbimle sana yöneldim ve Kur'an'ın manasını hayatınıza taşımak gibi bir gayretiniz olmayan namaz asla amacına hizmet eden bir namaz değildir. Kur'an bir üniversite, Kur'an üniversitesine çevirdiğiniz namazlardır esas amacına uygun kılınan. Ve nice bugün kendi üzerinize yüklediğiniz, esasında Allah'ın size yüklemediği nice olaylar var. Namaz basit bir örnek değil. Neden? Bugün bir namaz, mesela öğlen namazı kaç rekat dediğinde, gün arası namazı diyorum ben bunu aynı zamanda, gün ortası. Bir diyor mesela 10 diyor. Niye 10 diyorsun? Allah sana bilmiyor muydu? 20 demeni, 35, 10 demeni Allah farz sana kılamaz mıydı? Allah insan nefsini biliyor. Neyin ona ağır geleceğini, neyin gelmeyeceğini biliyor. Sen bugün nesiller, insanlar sürekli neden ağır geliyor onlara? Yani Peygamberden böyle işittik, böyle kılıyordu Allah'ın Resulü. Allah'ın Resulüyle senin takvan daha hiç namaz kılmamış, daha hidayet kalbinde doğmamış, Allah'ın rahmetini tatmamış, Allah'ın hak olduğunu, üzerimize hakim olduğunu, her şeyi kuşattığını, daha ondan korkmanın mutlak şart olduğunu anlamamış biri sen bir mi tutuyorsun? Yani onun için ne oluyor? Kılıyorum diyenlerde aklı, yani o tağut zaten onlar olmuş. Allah'tan uzaklaştıran futbol, oyun, o, bu, su, sohbette hop cami şey bir dahi hemen kılayım aradan çıksın edasıyla bir bakıyorsun namazlar çarçur ediliyor. Gerçek manada hiç kılınmıyor ve sonunda mesela iyilik olsun diye salavat diye bir şey okuyor. Evet, Resulullah Nebiye birbirimize dua edelim. Bu en güzel ahlaktır ama birçok kimse onu haşa aziz Allah şefaat ya haşa Allah'ın Resulü'nden istiyor. Haşa duaları sadece Allah'a dua etmemiz gerekir. En güzel isimler Allah'ın. Allah'ın harici kimseye yalvarmamamız, ibadete, duamıza dahil etmememiz gerekir. Bugün bir sakız gibi insanlar bunu kullanıyor ve marifet sanıyor. Ve namazın sonunda o Resulü'yle dua etti diye ona dua diyebiliriz. Ona tutup kendi günahını bir bağışlanma sebebi kendisine şefaatçi olacağını, Resul'ün ona öyle bir yardımda bulunacağını zannediyor ve bilmeden doğrudan Allah'a eş koşmuş oluyor. Doğrudan ateşin kendisi. Yani namaz, işte bu yüzden bugün cuma kılmamayı mesela çoğu insan hiddetle karşılar. Hayır, cuma doğru kılınmadığı için esas gözetilmesi gereken Allah'ın hududuyken onun önünde mevcut Allah'ın hükmünü tanımayan, Allah'ın da kafir, zalim, fasık dediği
düzen önce gözetildiği için ve onun içinde bir sürü zulüm sela mesela derhal kaldırılmalı. Onun içinde o Allah'a haşa yakışmayacak bir hareketi, bir yakıştırma yapmak en büyük zulümdür. Yani bu yüzden ben inşallah ki en doğru şekilde tertemiz, sadece Allah'a yücelttiğimiz, sadece doğru bir şekilde tuttuğumuz bir şekilde cumalarımızı kılarız ve tek başınıza cuma selam ezan videosu mutlaka izleyin. Tek başına kılmamız da bu süre içerisinde inşallah ki Allah'ın verdiği bir ehliyettir. Sakın 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 bilmediğiniz konuda Allah size lütfu ve rahmetiyle ferahlanın. Allah bu lütfu ve rahmeti vermişken bugün üzerinize Allah'ın koymadığı dinin içine dahil ederek içinden çıkılmaz. Bugün çocuklarınız, nesilleriniz, insanlar kaçıyor, siz de ihlastan uzak kılıyorsunuz. İki rekatsa iki rekatı dost doğru kıl. Önünde iki rekat kılmak istiyorsun. Fazladan niyet etme, Allah rızası için iki rekat namaz kılmayı da fazla başka bir şey koyma. Peygamber adına, Allah adına ayrı ayrı namaz olmaz. Bu zulüm kim işlemiş bilmiyorum. Allah Resulü de ancak Allah'ı yüceltelim. Bütün Resuller bu istikamet için gelmişler. Bunu Allah'ın izniyle tamir edelim ve sadece fazladan kılmak isteyen istediği kadar kılabilir. Allah'ın haşa yönelmesine kimse yapma diyemez ama hiç kimseye Allah'ın koyduğu farz harici bu Allah'ın dininden diyemez. Bunu yaptığın anda da Allah'ın dinini bozmuş olursun. Yani aslında rahmet olması içinken bak Allah şifa ve rahmetken bu hidayet, rahmet müminler için hidayet, şifa ve rahmet gönüllere nur olacakken adam bundan kaçıyor çünkü zor geliyor, uzak geliyor. 13 rekat, 20 rekat, 30, 33 rekat. Böyle bir şey Allah size yüklememiş ki. Zaten siz bunu kılmıyorsunuz zaten. Zaten ziyan ediyorsunuz. Zaten o münafıkların namazı nedir Allah diyor. Onlar üşenerek ancak namaza kalkarlar. Ve siz bu yüzden her taraf münafık dolduruyorsunuz. İnsanlara üşene üşene. Oysa koşa koşa gitmesi gerekir. Çünkü onun içinde rahmet var, nur var, hidayet var. Bunun gibi Sela'yı da inşallah Rahman rahmet oku olarak ismini koyabiliriz. Adı rahmet okunuyor. Hani Sela değil, rahmet okunuyor. Yani Rahman suresinin o Zülcelal vel İkram sadece Allah'ın yüzü bakidir. Orada mizanı taşmayın. Orada Allah'ın verdiği nimetler artık Allah hangi nimetlerini inkar ederseniz gibi sorular tekrar tekrar soruluyor ve tam bir rahmettir. İki Resul'e gelen Risalet'e haber verir. Hem Nuri Kesir'e indirildi Muhammed Ahmet Aleyhisselam'ın bu Risalet'i beyan eden Resul'ü. Allah her şeyi hikmetle yapan yücedir. O her şeyi kuşatandır, övgü onadır.